Değerli izleyenler, Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'ten herkese mutlu günler. Ben Naz Özdeğirmenci. Stüdyo Londra ile karşınızdayım. Bugün Stüdyo Londra'da ilk olarak günün küresel taraftaki öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Sonrasında fiyatlamaları ekranlarınıza getirip son olaraksa piyasalara etki eden gelişmelerin değerlendirmesini kıymetli konuğumuzla birlikte sizlere aktaracağız efendim. Evet, şimdi öne çıkan maddelerimize geçelim. Bugün ECB yetkilileri parasal destek anlaşmazlığını güçlendiriyor diyoruz. Ekonomik yavaşlamayı önlemek için parasal desteğin yakın zamanda artırılmasını savunanlarla ihtiyaç olup olmadığını, daha güçlü kanıda ihtiyaç olduğunu savunanlar arasındaki çelişki Avrupa Merkez Bankası'na taşınıyor. İkinci gelişmemiz ise ECB Yönetim Kurulu üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco'dan bir açıklama var. Son zamanlarda güçlenen Euro'nun fiyatları aşağı yönlü baskılayacağından dolayı endişe verici olduğunu belirtti kendisi. Üçüncü maddemiz ise Brexit görüşmeleri başlıyor. Biliyorsunuz ki İngiltere ve Avrupa Birliği arasında gelecek dönemin ticari ilişkilerini şekillendirecek Brexit görüşmeleri için kritik bir hafta başladı diyelim. Son maddemiz ise HSBC 11 yılın en büyük gün içi yükselişini kaydetti diyoruz ve piyasa turumuzla devam edelim. Bakalım piyasalar haftayı nasıl kapatacak? Evet, Asya piyasalarıyla devam ediyoruz. Çin'e baktığımızda %0.6'lık bir düşüş söz konusu. Japonya ise %1.32'lik bir prim kazanmış gözüküyor. Hong Kong ise yine kabaca %1'lik bir yükselişte. Kore'ye baktığımız zaman %1.28, Hindistan ise %1.60 seviyesinde yükselişte diyebiliriz. Evet, şimdi Avrupa piyasalarına geçelim. Avrupa endeksleri günü nasıl sürdürüyor bakalım. Eurostoxx'a baktığımız zaman %1.85'lik bir prim söz konusu. Almanya DAX 30'da %3.6'lık bir prim var. Fransa CAC40'da ise %1.6'lık bir yükseliş var. Yine İspanya IBEX'te ise %1.87'lik bir tırmanış var diyebiliriz. Evet, ABD vadelilere geçelim şimdi ise. Dow Jones'ta 27.444 seviyelerini görüyoruz. %1.4'lük bir yükseliş var. S&P 500'de ise %1.40'lık yine bir yükseliş söz konusu. Teknoloji endeksi Nasdaq'ta ise %1.9'luk yine bir yükselişe işaret ediyor diyebiliriz. MTA'lara geçelim. Evet, MTA'larda ons altını 1870 dolarda %0.45 yükselişle görüyoruz. Brent petrol ise 42 dolar 83 sent seviyelerinde %1.2'lik bir artış var. Ham petrol ise 40 dolar seviyelerinde diyebiliriz. Şimdi konuğumuza gidelim. Evet değerli izleyenler, Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizlerle küresel piyasaları ve onların yansımalarını etki eden gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biliyorsunuz ki Brexit'in geleceği için kilit görüşmeler başladı. Ancak ardı ardına gelen enteresan haberleri de takip ediyoruz. Bunlardan bir de serbest dolaşım hakkı isteyen İngilizlerin vatandaşlık satın aldığı konuşuluyor. Bu vatandaşlıksa Kıbrıs tercih edilen bölgeler arasında başı çekiyor. Bununla ilgili görüşleriniz nedir, değerlendirmeleriniz nedir? Evet, bu vatandaşlık satın alma ya da değişik jurisdiction'larda gidip de hem çalışabilme hem kalabilme hem de oranın imkanlarından faydalanabilme yönünde uzun süredir yaygın olan bir uygulama. Daha çok gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru, Avrupa Birliği'ne doğru olan bir uygulama. Ama tabii ki Brexit'le birlikte böyle haberler de çıkıyor. Aslında Güney Kıbrıs'a baktığınızda sadece İngiltere'nin değil, neredeyse tüm dünya vatandaşlarının yönlendiği bir destinasyon diyebiliriz. Orada devamlı işte gerek Ruslar olsun, gerek Asya tarafından olsun, gerek Güney Amerika'dan Avrupa Birliği'ne yönelik herhangi bir işlem yapmak isteyenler oradan gidip zaten vatandaşlık satın alıyorlardı. Ama İngiltere'de bu çok yoğun bir şekilde devam etmiyor açıkçası. Zannedersem pandemiyi ne kadar küçümsüyorsa piyasa,
Brexit'i bir o kadar gözlerinde büyütüyorlar gibi geliyor. Çünkü İngiltere neticesinde Avrupa Birliği'nden önce de finans merkeziydi. İngiltere'nin zaten birçok ülkeye normal turist vizesi vesaire gibi sınırlamaları yok, kısıtları yok. Hatta dünyadaki en çok ülkeyi rahatlıkla ziyaret edebilen Kanada'dan sonra ikinci ülkedir pasaport anlamında baktığınızda. Diğer taraftan da henüz Brexit anlaşmasının detayları belli olmadı. Her ne kadar anlaşma olmadan ayrılacak gibi dursa da İngiltere, onun kesinleşmediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında baktığınızda tabii ki öyle şeyler oluyordur. Tabii ki bir Kıbrıs'a yönelik ya da diğer Avrupa ülkelerine yönelik böyle talepler olmuştur ama diğer taraftan da baktığınızda aslında birçok Avrupa vatandaşının İngiltere pasaportu almak için başvurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani tek yönlü bir hareket değil bu son dönemdeki hareketler. Evet, peki Brexit'e ilişkin ekonomik beklentilerinizden konuşalım isterseniz. Her ne kadar Avrupa tarafında rakamların yükseldiğini görsek de büyüme rakamlarının, İngiltere ekonomisi ticaret anlaşmaları üzerine çalışıyor. Ancak hala bir belirsizlik söz konusu olduğunu biliyoruz. Sizce ileriki dönemde ne gibi bir ekonomik görünüm yer alacak? Neyle karşılaşacağız? Şimdi baktığınızda Avrupa Birliği'nin size getirdiği, otomatik olarak getirdiği bazı özellikler var. Nedir işte? Avrupa Komisyonu'nun belirlediği ülkelerde ticaret kurallarıyla, diğer tüm ülkelerle yaptığınız anlaşmaları bunun üzerinden götürüyorsunuz. Aslında Gümrük Birliği Anlaşması'ndan dolayı da Türkiye'de Avrupa Birliği'nin o düzenlemelerine tabi. İngiltere'nin zaten Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemesinin sebebi, çok yavaş olan Avrupa bürokrasisinden uzaklaşmak istiyorlar ve şöyle bir sıkıntı söz konusu Avrupa Birliği'nde. Her ne kadar bir birlik olsa da çok ciddi bir birlik yok. Yani bir Amerika değil, bir bağımsız devletler topluluğu değil. Onun ikisinin ortasında bir yerde belli bir işlevi var. Şimdi İngiltere'nin kendi özelinde, kendi güçlü olduğu noktalarda kendini öne çıkarma isteği, arzusu var. Özellikle finansal sektöre baktığınızda tüm dünyanın yatırımlarının çoğu Londra'ya gelir. Bu Avrupa Birliği'nden dolayı değil, İngiltere'nin güvenilir bir merkez olmasından kaynaklı bir. İkincisi de kendi dilinden kaynaklanır. Yani nereden gelirseniz gelin, İngiltere'ye geldiğinizde İngilizce iletişim kuracaksınız, İngilizce konuşacaksınız ve orada bir çok yabancılık hissetmeyeceksiniz. Ne yatırımcı olarak, ne turist olarak, ne buraya gelen göçmenler olarak. Hani buraya gelmiş bir göçmen olarak ben kendim de söyleyeyim. Geldiğimden bu yana herhangi bir şekilde ben buraya ait değilim, buranın bir parçası değilim gibi hissetmedim. Hissettirmiyorlarsa. Dolayısıyla finans sektörü açısından baktığımızda ve diğer sektörler açısından da baktığımızda eğer İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırsa tabii ki bu bir boşanma. Herkesin bir kaybı olacaktır. Ama İngiltere'nin daha çok kaybı olacaktır, Avrupa Birliği'nin daha çok kaybı mı olacaktır diye sorgularsak eğer burada sanki Avrupa Birliği'nin kaybı biraz daha büyük olacak gibi duruyor. Çünkü İngiltere bu Brexit neticesinde gidip her ülkeyle kendi anlaşmasını birebir tek tek yapmak istiyor ve bütün bu anlaşmalarında ayrı ayrı özel anlaşmalar olmasını istiyor. Mesela Türkiye ile tabii ki böyle bir anlaşma yapamaz şu an muhtemelen Gümrük Birliği'nde olduğundan dolayı ama diyelim ki gidip bir aile bir anlaşma yapacak. Diyelim ki gidip Kore ile bir anlaşma yapacak. Artık Avrupa Birliği'nin kurallarına tabi olmak zorunda olmayacak. Diğer taraftan Avrupa'nın hemen yanında olduğu için ve zaten hani coğrafi olarak, jeopolitik olarak Avrupa'nın bir parçası sayıldığı için Avrupa da İngiltere'den çok uzaklaşamayacaktır. Aslında baktığınızda İngiltere Avrupa'nın müşterisi noktasında. Ve herkesin böyle değişik beklentileri var tabii ki. Bu finans merkezinin işte Frankfurt'a, Paris'e vesaire kayacağı yönünde. Ama Avrupa Birliği içinde bile çok ciddi bir birlik yok o konuda. Yani gittiğinizde orada hangisinde olacak? Fransa'da mı olacak? Almanya'da mı olacak? Gittiğinizde hangi dilleri konuşacaksınız? Hatta Avrupa Birliği'nde orada bir ara resmi diller arasından İngilizceyi çıkartalım, hani Fransızca ya da Almanca olsun gibisinden bir yaklaşımda olmuştu. Ama içinde yaşadığımız dünya öyle bir dünya değil. Tabii ki teoriler böyle havalarda uçuşuyor. Herkes kendi yaklaşımını sergiliyor, kendi beklentisini koyuyor orada. Avrupa Birliği biraz da kendisini çok beğenir. Tabii kendisini beğenmesi için çok güzel sebepleri de var ama o kadar da büyütüldüğü kadar büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta ben İngiltere için bunun daha olumlu olacağını düşünüyorum. Evet, isterseniz şimdi Visco'nun açıklamalarına gelelim. ECB Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco'nun açıklamalarını takip etmiştik. Açıklamalarında Euro'daki güçlenmenin endişe verici olduğunu belirtmişti. Bunun sebebi de fiyatlamaları aşağı yönlü baskılayacağı
idi. Bir de açıklamasında aslında şundan bahsetmişti ki pozitif sürprizlere pek inanmam, üretim ve dağıtımla ilgili sorunlarla karşı karşıya gelebiliriz. Viscom'un açıklamalarıyla ilgili değerlendirmeleriniz ne olur? Baktığınızda yapılan açıklamalar yeni açıklamalar değil. Neden diye soracak olursanız zaten son 2-3 yıldır ciddi bir para birimi savaşları söz konusu. İşte Amerika Çin'i suçluyor, para birimini çok ucuz tutuyorsun diye. Baktığınızda Amerika kendisi de zaten dolar endeksi 100'lerden 92'lere kadar gerilemişti. Hatta 90'ın da altına inmişti bu 2008 krizinden sonra. Herkes bir şekilde parasını ucuzlatmaya çalışıyor ki hani bu görünmez el dediğimiz ekonomideki o el devreye girsin, işte sizin ithalatınız pahalansın, ihracatınız ucuzlasın. Dolayısıyla ithalat ve ihracat arasındaki dengesizlik ortadan kalksın istiyorlar. Şimdi Euro'ya baktığımızda Euro 1.40'lardaydı. 2008 krizinden sonra 1.40-1.45'lere doğru gitmişti. Oradan 1.05'lere kadar geriledi. Yani şu anda 1.15-1.20 bandında ilerliyoruz neticede. Tabii ki Avrupa Birliği özellikle Avrupa'nın ihracat yapan, ihracata dayalı ekonomileri Almanya gibi, Fransa gibi, Hollanda gibi bunlar Euro'nun ucuz olmasını isteyeceklerdir. Ki rekabet şansları artsın. Avrupa ekonomisinin diğer bir sıkıntısı ise düşük enflasyon uzun süreden beri. Şimdi eğer Euro değer kazanırsa Euro cinsinden ürünlerin fiyatları da aşağıya geleceği için deflasyona gitme ya da stagflasyona gitme gibi kaygıları var Avrupa tarafında. Bu bahsedilen şeyler ilk defa bahsedilmiyor. Bu açıklamalar ilk defa yapılmıyor. Mesela Amerika'da yeri geliyor. Ya diyor işte dolar çok değerlendi diyor. Bunu değersizleştirelim diyor. Baktığınızda Çin de bunu yapmaya çalışıyor. Gidiyor mesela yatırımcılar kaygılanınca Japon yenine yöneliyor. Ama Japonya Merkez Bankası bunu istemiyor. En son bunun örneğini İsviçre Merkez Bankası'nda gördük. İsviçre frangında gördük. Bütün yatırımcılar o kadar yüklendiler ki İsviçre frangına gereksiz bir şekilde değerlendi. Ve İsviçre Merkez Bankası resmen anonsla dedi ki arkadaşlar buraya yatırım yapmayın. Eğer çok ciddi yatırım yaparsanız benim ekonomimi olumsuz etkiliyorsunuz. O da ihracata dayalı bir ekonomi olduğu için. Yani gerekirse ben bunu devalue ederim, belli bir taban koyarım vesaire gibi. Zaten o tabanı da koydu, belli bir seviyenin altına göndermedi. Çünkü herhangi bir merkez bankası için parasını değersiz tutmak çok sıkıntı değil. Değersizleştirmek çok sıkıntı değil. Eğer enflasyon gibi bir sıkıntınız yoksa gidip bir parasal genişleme yaparsınız, para basarsınız, yardım yaparsınız, hibe yaparsınız. Bir şekilde piyasaya daha fazla likitte sunarsınız ve bunu halledersiniz. Zaten son dönemde yaşanan olaylara baktığımızda özellikle pandemi döneminde şimdi Amerika'da 3 trilyonluk FED bütçesi, FED bilançosu 7 trilyona çıktı. Bunun üzerine 2.4 trilyonluk yeni bir şey geldi, destek paketi geldi. İşte demokratlar tarafından öne sürülen zannedersem. Baktığınızda Türkiye'nin 3 katı büyüklüğünde, Türkiye ekonomisinin 3 katı büyüklüğünde bir destek paketinden bahsediyorlar. Ve çok ciddi meblağlar. Şimdi Amerika bu kadar parasal genişleme yapınca doğal olarak Euro'nun değeri artıyor bunun karşısında. Bunun karşısında bekleyeceğimiz nedir? Zaten ECB'de de onu bahsediyor. Arkadaşlar gerekirse hani biz de ekonomiyi desteklemek için yeni genişlemelere gidebiliriz diyorlar. Diğer taraftan da zaten önümüzdeki dönemde tedarik zincirinde şu gibi sıkıntılar olabilir, üretimde bu gibi sıkıntılar olabilir. Bunların hepsi biraz yani abesle iştigal açıklamalar. Çünkü pandemi gibi çok ciddi bir sorunla uğraşıyoruz şu an. Ve herkesin tahmin ettiğinden çok daha ciddi bir pandemiyle uğraşıyoruz. Baktığınızda çok büyük gelişmiş ekonomilerin 1/3, 1/4 küçüldüğünü görüyoruz çeyrek bazında bile. Diğer taraftan baktığınızda hala mesela bir bağışıklık söz konusu değil. Bazı insanların geçici olarak bağışıklık kazandığı, bazılarının bağışıklık kazanmadığından bahsediliyor. Tabii ki bunlar tıbbi konular, sağlıkla ilgili konular ama hepimizin gündemi oldu. Hangi işi yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın tüm dünyada. Şu an birinci gündem COVID ile ilgili gelişmeler. Pandemi ile ilgili gelişmeler. Avrupa tarafına baktığımızda mesela İngiltere'de bizde bir 6 ay daha uzatıldı evden çalışma olayı. Ya da işte üniversite öğrencilerinin Noel tatiline gidip gidemeyeceğini tartışıyorlar. Şu an evinize misafir kabul etmeniz bile bazı şehirlerde yasaklandı. Özellikle kapalı alanlarda yayılması, bulaşması çok daha fazla oluyor diye. Dolayısıyla baktığınızda işte önümüzdeki dönemde tedarik zincirinde sıkıntı olur. Tabii ki olacak. Yıl sonuna kadar çok ciddi gelişmeler beklemek yanlış olur. Bunu da tabii bir istisna koyayım. Amerika tarafında özellikle Trump'ın hemen seçim öncesinde aşı bulduk diye bir hani şapkadan tavşan çıkartma
girişimi olabilir. Ama bakıp göreceğiz tabii ki. Öyle de bir şey olur mu olmaz mı? Gösterecek bize önümüzdeki günler. Evet, klasik olarak şaşırmıyoruz tabii ki. Seçim öncesi aşı haberleri geliyor. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi aslında ECB yetkilileri arasında bir anlaşmazlık vardı. Vaka sayılarında artış olmasına rağmen bu kısıtlamaların da tekrar güçleneceğine dair bir inanç da olmasına rağmen parasal desteğin yeterli olup olmadığına dair bir anlaşmazlık sürüyor. Sizce bunun yansımaları 3. ve 4. çeyrekte ekonomik aktivitelere ne şekilde olabilir? Şimdi ECB'nin yapmaya çalıştığı şu. Gidip ekonomiyi desteklemeye çalışıyor. Gerekirse sektörleri, gerekirse bireyleri bir şekilde desteklemeye çalışıyor. Bunu Amerika'da yapıyor, Avrupa Birliği'de yapıyor, İngiltere'de yapıyor, Japonya'da yapıyor. Bunu bütün ülkeler yapıyor bir şekilde, yapmaya da devam edecekler. Mesela bizde yine maaşların bir kısmının ödenmesi söz konusu önümüzdeki 6 ay boyunca. Burada önemli olan hükümetlerin, devletlerin amaçladıkları şey hali hazırda çalışmakta olan, aktif olan şirketlerin, işlerin, iş yerlerinin batmaması, bir şekilde iflas vermemesi. Çünkü her ne kadar ciddi bir kriz olsa da geçici olacaktır. Neticede bütün topluma yayılınca artık neyse etkisi, tarladaki bir yangın gibi düşünün. Bir şekilde tamam yangını yavaşlatmaya çalışıyorsunuz vesaire ama durduramıyoruz şu an. En azından öyle bir durum söz konusu. Bir şekilde hepsi yanacak, gidecek. Kontrollü bir şekilde yakmaya çalışıyorlar ya da durdurabilirlerse durdurmaya çalışıyorlar. Ama Avrupa Birliği'nde yine yeni genişleme paketlerini bekleyebiliriz. Yine yeni yardım paketlerini bekleyebiliriz. Bunu yapmaya gücü var, yeri de var. Diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda da çok garip olmaz. Kimse de niye acaba Avrupa bu kadar bir genişleme paketi yapıyor diye düşünmez. Ama burada önemli olan Avrupa'nın bu genişleme paketini nasıl yapacağı, yani gidip de yine bono mu alacaklar, gidip de yine faiz mi düşürecekler, gidip de yine işte bazı ürünleri, ETF'leri vesaire mi alacaklar, bankaları mı destekleyecekler, yoksa gidip de birebir sektörleri mi destekleyecekler, vergi indirimleri mi yapacaklar, yoksa hakikaten hane halkının cebine birebir girebilecek kararlar mı alacaklar? En büyük sıkıntı burada baktığımızda alınan bütün tedbirlerde maalesef hala bir önceki krizin çözümlerini bir sonraki krize uygulamaya çalışıyoruz. Finansal krizin çözüldüğü yöntemi gidip pandemi krizini de çözmeye çalışıyoruz. Yani aslında uygulanan tedavi biraz yanlış gibi diyebiliriz. Yani diyelim ki bir öncekinde bademcikleri iltihaplanmış, antibiyotik vermişsiniz. Ama burada bir apandisit patlamış, bütün vücut sıkıntı altında, bütün vücutta ciddi bir ölüm tehlikesi söz konusu. Bir an önce ameliyat yapmanız lazım ve doğru noktaya doğru müdahaleyi yapmanız lazım. Ama baktığınızda hala biz gidip antibiyotik yazıyoruz. Antibiyotikle bu hastayı iyileştirmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir çoklu organ yetmezliği var şu an ülkelerin, ülke ekonomilerinin. Dolayısıyla mesela verilen o %0 faizler son kullanıcıya %0'la %-ile yansımıyor. Siz gidip de kendi paranızı Avrupa'da bir euroyu bankaya yatırmak istediğinizde üzerine para veriyorsunuz. Benim paramı tutuyorsun diye. Hani eskiden karşılığında aldığınız belli mevduat olurdu, artık o yok. Ama buna rağmen gidip de bir bankadan herhangi bir mortgage ya da iş kredisi almaya çalıştığınızda bunun için düşük faiz söz konusu değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönem hem bu yapacakları yardımın mahiyeti çok önemli, hem de kendi aralarında anlaşması çok önemli. Biraz önce bahsettik. Brexit'te İngiltere daha olumlu etkilenecektir diye. Niye? Brexit, burada bir hükümet var. Hükümet aldığı kararı direkt uyguluyor, direkt yardımını yapıyor. Çünkü biraz da para birliğinde değil, Avrupa Merkez Bankası'nın denetiminde değil, kendi faiz kararlarını kendisi alıyor, kendi yardım kararlarını kendisi alıyor. Ama Avrupa Birliği'ne baktığınızda o kadar çok ülke var ki ve o kadar çok farklı ses var ki bir birlik var ama böyle bir birlik yok gibi. Yani beraberiz ama değiliz. Dolayısıyla bunların karar vermesi gereken, Avrupa Birliği'nin karar vermesi gereken önümüzdeki dönemde ya daha merkeziyleşecek, daha federalliği oturtacak bir sistem lazım Avrupa Birliği'nde ya da herkesin biraz daha İngiltere gibi ayrıldığı bir noktaya gidecek. Zannedersem önümüzdeki dönemde biraz daha Amerika Birleşik Devletleri gibi Almanya Birleşik Devletleri'ne doğru gidecektir ya da Almanya, Fransa, işte Franco-Sakson bir şey olacaktır muhtemelen. Öyle bir noktaya gideceklerdir ama o noktaya gidene kadar Avrupa Birliği'nin bu noktada karar verme mekanizmalarında hep geç kaldığını ve hep yavaş kaldığını söyleyebiliriz maalesef.
Evet Muhammed Bey, sizin biraz da ons altınla ilgili aslında değerlendirmelerinizi alacağım. Zira ons altında rakamlara baktığımız zaman gerilemenin devam ettiğini görüyoruz ve geçen hafta Mart'tan bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirmişti. Şu anda ne kadar yatay seyirde olsa da 1850 dolar civarlarında olduğunu görüyoruz. Sizin ons altına dair beklentileriniz ne yöndedir? Ons altının gideceği yön, dolar üzerinden konuşalım en azından, yukarı yönlü. Sebebi de çok basit, çok sebep-sonuç ilişkisinde düz mantıklı ilerleyebilirsiniz. Bir kere altın bir kaygı göstergesi. Dünyadaki kaygıda ciddi bir azalma yok. Diğer taraftan altın enflasyona karşı, enflasyon dediğim de bu arada bizim hani yayınlanan bu Avrupa'daki, Amerika'da eksi enflasyon değil, piyasadaki likitte enflasyonuna karşı ciddi bir hedge aracıdır, sizin finansal koruma aracıdır. Şimdi mesela Amerika gidip de 4 trilyon genişleme yaptı diyoruz. Bunun üzerine 2.4 trilyon daha genişleme yapacak. Şimdi Amerika'nın önünde kimse geçip de dur diyebiliyor mu? Diyemiyor. Avrupa'da yapacak bunu. Türkiye'de yapar, Japonya'da yapar. Herkes istediği kadar bu kağıt para dediğimiz işte fiyat para birimleri üzerinden genişlemelerini yapar, devalüasyon yapar, valüasyon yapar. Onların hepsi olabilir. Ama altında şöyle ilginç bir durum söz konusu. Bir element olduğu için, bir metal olduğu için kimsenin kontrolünde değil, kimsenin hani eskiden beri kimyanın bile temeli nedir? Simyacılıktır. Her şeyi altına çevirmeye çalışmaktan kimya bilimi gelişmiştir. Yani altına çeviremiyoruz herhangi bir şeyi. Gidip de bir meteor bulmadıkça, çok ciddi altın rezervi olan meteor bulmadıkça, biz onun madenciliğini yapmadıkça dünyadaki bunun rezervleri belli, üretimi belli, maliyeti belli. Şimdi maliyeti pandemi öncesinde kabaca 1100-1200 dolar arasındaydı. Dolayısıyla hani 1100 dolarlara doğru yaklaştıkça hani sürdürülebilir altın madenciliği yapmanın maliyeti ons başına o civarlarda. O civarlara gelince alırdınız, yukarı yönlü pozisyon alırdınız, işte yukarılardan birkaç yüz dolar yukarıdan satardınız. Genel olarak trade etmek için, kar etmek için. Ama şu anki duruma baktığımızda trilyonlarca dolar, trilyonlarca euro, trilyonlarca yen piyasaya sürülmüş durumda. Bunların arkasında insanların bu para birimlerine olan güveni azalıyor. Bir de kim neye yatırıyor diye baktığınızda tüm dünyada. Şimdi bakıyorum ben Çin tarafında 3 trilyonluk bir rezerv birikmiş. Yani çalışmışlar, çabalamışlar. 3.15 trilyonu zannedersem birkaç hafta önce açıklanan rakamlar. Bakıyorsunuz Amerika gidiyor 4 trilyonunu 4 ayda basıyor. Üzerine 2.4 trilyon daha basacağım diyor. Bu mesela Çin'e çok ciddi bir haksızlık bir noktadan baktığınızda. Her ne kadar Çin sen hep ihraç ediyorsun, para kazanıyorsun, bizden bir şey almıyorsun deselerdi. Siz de gidip para basıyorsunuz bunun üzerine. Diğer taraftan baktığınızda Warren Buffett gibi çok böyle önden öngörüsü, ön sezisi güçlü olan yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkıp altına geçtiğini görüyorsunuz. Hiçbir şey de tabii piyasada direkt devam etmeyecektir. Yani her gün artarak gitmez. İşte artar düşer, artar düşer, artar düşer. Belli bir trendi vardır. Altına da baktığımızda tabii ki çok ciddi düşüş 2050'lerden 1850'lere, 1800'lere doğru geldi. Ama 1,5-2 ay öncesinin zirve seviyeleri bunlar. Rekor seviyeleri. Dolayısıyla relatif olarak baktığımızda, göreceli olarak baktığımızda altın fiyatı düşmüş gibi gözükse de yine 2000 doların üzerine gidecektir ons başına. Dolayısıyla oradaki beklentiler yukarı yönlü olmaya devam ediyor açıkçası. Alım fırsatı bile diyebiliriz hatta. Evet, isterseniz az vaktimiz kalmışken biraz da petrol piyasasına değinelim. Çünkü tablo gayet zayıf gözüküyor aslında. Brent petrol geçtiğimiz hafta 42 dolar seviyesinin üzerine doğru hareket etmesine karşın bu hafta baktığımız rakamlar 42 dolar seviyesinin altında seyrediyor. Rusya Enerji Bakanı'ndan da gelen bir açıklamada petrol piyasasında iyileşmenin zaman alacağını söylediğini biliyoruz. O şekilde aktarmıştı. Bir yandan artan kısıtlamalar, vaka sayılarının gitgide yukarıya doğru gitmesi, artan can kayıpları da petrole olan talebi de azaltacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Bir cümleyle bir cevap alayım lütfen. Yani petrolün orta ve uzun vadede trendi aşağı yönlü maalesef. Petrole olan ihtiyacımız eskisine nazaran çok daha az. Arz talep dengesi maalesef petrolü dengelemiyor. Petrolün önümüzdeki dönem yerleşeceği band 30-40 arasıdır. Şu an hali hazırdaki gereğinden fazla finansal genişlemeden, parasal genişlemeden dolayı bu fiyatlarda tutunuyor. İstedikleri kadar kısıntıya gitsinler, istedikleri kadar başka tedbirler alsınlar. Petrolün maalesef önümüzdeki dönemde değer kazanacağını çok düşünmüyoruz. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, Stüdyo Londra programımızın sonuna geldik. Muhammed Demir bizlerleydi. Küresel taraftaki gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.